Şu an her şey kayıtta mı? Tamam. YouTube Türkiye'nin en az izlenen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem Saraç. Bugün sizlerle birlikte o bataklığa geri gidiyoruz ve bugün küfürlü yorumları okuyoruz. Yorumların hepsi küfürlü değil, bazıları sadece böyle kötü sözlerden oluşuyor ama ben yine onları da okuyacağım. Arada onlar da var. Arada çok ağır küfürlerin olduğu yorumlar da var. İsterseniz de fazla uzatmadan maratona başlayalım. İlk kötü yorumu okuyorum. Kapatmayıcık diyon, kapatıcık diyon mal. Buna verecek hiçbir cevabım yok gerçekten. Ne demek istediğini anlamadım. Bu videoda da bütün yorumlara tek tek cevap vermek istemiyorum. Çünkü geçen bölümde linç yedim. Birazdan oraya da geleceğiz. İkinci kötü yorum. Kötü ev lan, daha iyisini yap. Eşeği ol eşeği. Arkadaşlar ben size geçen videoda ne dedim? Ben oyun oynuyorum. O kadar ciddiye almanıza gerek yok. Bir evi kötü yapıyor olabilirim ya da bir yapıyı oyunu kötü oynuyor olabilirim. Bence bu kadar ciddiye almayın ama hani eşeği ol eşeği. Okey. Mal adam bir şey mi yaptı? Easy yazdı. Tam da adamına yapmış. Adam doğru söylüyor. Mal yapamıyor ya. Andaval mal. Aptal. Gerizaklı mal. Bir şey diyeyim mi? Oyun gemisi. Peki abi, haklısın. Kesinlikle haklısın. Bok kafaya herkese süper pup ver. Sana gelince legendary. Bok kafaya bak. Emeğe saygısızsın. Emeğe saygın olsun. Mal. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Benim yaptığım şey oyun oynamak. Ben burada dünyayı kurtarmıyorum. Bilim yapmıyorum ya da başka bir şey yapmıyorum. Sadece oyun oynuyorum. Niye bu kadar ciddiye alıyorsunuz gerçekten bazı şeyleri? Anlayamıyorum. Ama tamam. Bundan sonra herkese süper pup vermem. Mal gibi başkalarına gereksiz yere vurursan faturayla ödüyorsun. Haberin ola. Yine aynı cevabı vereceğim. Oyun sadece. Mal mal videolar atıyorsun. Attığın videolar arasında düzen yok. 2 haftada bir, 1 ayda bir, bazen 2 gün. Sonra seyirleri devam ettirmiyorsun. Ey Cem! Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Bu konuda o kadar da haksızsın diyemeyeceğim. Ama hani mal mal videolar atıyorsun falan demesen daha güzel iletişim kurabilirdik seninle. Evet, videolar seri bir şekilde gelmiyor. Yani her gün belli bir düzeni yok. Bazen 2 ay gelmiyor, bazen her gün geliyor. Sonra yine bir ara veriyorum falan. Bunu ben size daha önceki videolarda açıkladım ama benim sürekli video atmamamın sebebi genelde böyle hayatta yapacağım işler olması ve bunların gerçekten zaman alan şeyler olması. Bundan sonra daha çok dikkat etmeye çalışacağım video atmaya. Ama bunu düzgün bir şekilde söyleyin lütfen. Lütfen. Abi ben aslında adım Ömer ama Meral yazıyor. Çünkü annemin hesabı. Lan adam senin ismini ne yapsın? Organik mal. Abi. De tamam evet, ismini ne yapsın konusunda haklısın da niye organik mal ne? Ne kadar yaratıcısınız ya. Bu kadar sinirlenmeyin birbirinize bence. Tamam. Bu geri zekalı. Beginli. BTS sevmiyorsun. Anladık, sevenlere niye salak diyorsun? Hem de du yazamıyor. Okuma yazma bilmiyorsun demek değil bu. Blackpink'in şarkısı. Bu çocuğu. Ya sanırım benim geçen yaptığım video hiçbir işe yaramadı. Çünkü o videodan sonra kanala daha fazla küfür gelmeye başladı. Birincisi videoya çıkmak isteyenler, hani ikincisini çekerse benim küfürlerim de videoda olsun diyenler. İkincisi BTS ile alakalı bir gerginlik oldu. BTS'i seven insanlar böyle bir saldırmaya başladı bana. Arkadaşlar küfür etmeden anlaşabiliriz. Hepimiz insanız. Bu arada bana böyle doğru düzgün yazamıyorsun, okuma yazma bilmiyorsun falan diyorsunuz da şu ana kadar gelen yorumlarda ortak bir sıkıntı var. Hepsinin Türkçesi bozuk abi. Yani düzgün Türkçe ile yazılmış bir şey çok nadir görüyorum. Birazdan da göreceksiniz zaten. Sıradaki yorum. Lan niye herkese süper pup veriyorsun? Senin yapımın zaten bok gibi. Git ve Harry vs. Jerry'den bir şeyler öğren. Buna da artık cevap vermeyeceğim. Biraz önce verdim. Umarım üstüne alınmışsındır. Cevap vermeyeceğim. Abi bu oyun Space Flight Simulator'ın aynısı. Sadece üstüne bazı eklemeler katılmış. Bunu Kerbal Space Program için yazmış. Ama altına gelen cevap çok ilginç. Evet çocuk. Ben o dediğin oyunu araştırdım. Ve sen tam bir körsün. Mal mısın? O mobilde oynanıyor ve sadece bazı eklemeler katılmış diyorsun. Kerbal Space Program o dediğin oyundan önce çıktı. Azıcık araştır ve ayrıca o oyunda EVA seçeneği var mı? Grafikler ay. Bu oyunda öküz gibi seçenekler var. Azıcık araştır çocuk. Öyle yorum yap. Oğlum o olmayan beynini kullanamıyor musun? Space Flight Simulator mı daha iyi? Peki, beynin buna yetiyor. Oyunu azıcık araştır. Tam bir mal ya. Bazı eklemeler. Acayip komiksin. Bir bilgisayar al ve oyunu Steam'den satın al, sonra oyna.
KSP'de imkanları ne kadar zorlayabiliyorsun bakalım. Bu benim hayatım boyunca gördüğüm en iyi savunma olabilir. Oyunun yapımcısı falan da olabilir bunu yazan. Neden bu kadar ciddi alıp bu kadar ciddi bir cevap vermiş bilmiyorum ama sanırım arkadaşımızın gergin bir gününe denk gelmişiz. Bence biraz uzak duralım kendisinden. Ama bu arada sana hak veriyorum, Kerbal Space Program çok daha iyi bir oyun. Kapalı mal. Pixel art en iyi şey. Salak pixel art diye kötü şey verme. Ya evet, pixel art'ı sevmiyorum ama yani bu küfürleri de hak ettiğimi düşünmüyorum. Ne abi bu, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bu kadar kolay birine küfür etmek ya? Oko oç gondobo golocok. Bence de. Ne kadar çok ağlıyorsun. Bir kere onlar ağlama değil, burada bir oyun oynuyoruz. Dediğim gibi kendinizi oyuna fazla kaptırırsanız böyle çok sinirlenebiliyorsunuz. Niye kaybettim ben falan yapabiliyorsunuz. Ama okey. Çok yoruldum. Gerçekten bu küfürlerden, kötü yorumlardan falan birazcık yoruldum ama yapacak bir şey yok. Mal. Abi sana mal dediğim için özür dilerim. Lütfen atfet. Tamam, atfettim. Süper Poop'tan başka bir şey vermiyorsun. Sonra kazanamayınca haksızlık diyorsun. Peki sen haklı mısın? Evet, o konuda dediğim gibi size hak veriyorum. Yani Süper Poop vermek biraz gıcıklık olabilir. Gıcık bir hareket olabilir. O yüzden ben de haksızım. Paltarin adı Kaka Quiz'dir. Gerizekalı. San, sen, men, seni çok isteyirem. Cem Saraç, Dut. İnşallah deli bir like patlaması gelir. Amin. Hiçbir şey anlamadım. Kötü başlıyor, gerizekalı diye başlıyor, sonra amin diye bitiyor falan. Garip. Bilmiyorum. Geçiyoruz. Küfür edince şerefsiz mal girezekalı. Abi ben fen öğretmenine çok gıcığım. Boş boş konuşuyor. Sonra sevgilimin saçlarını bozuyor. Ben onun ta Abi hiç beklemiyordum ya. Bir şey diyeyim mi? Hiç beklemiyordum. Bu yorumun böyle bitmesini beklemiyordum. Bir de I am sorry yazmış. Buna gerçekten güldüm ya. Buna bayağı güldüm. Bu videoyu çekme sebebin mal olman. Bence de senin bu yorumu yazma sebebin mal olman. BTS dinleyince mal mı oluyoruz? Evet oluyoruz. Abi tamam, bu benim fikrim değil. Bu gelen yorumlardan bir tanesi. Ben söylemedim. Bir şey söyleyeceğim. BTS dinliyorsun, seni takmıyorum derken. Hayırdır, ben de 22 yaşındayım ve BTS dinliyorum ve gayet iyi yazıyorum. Ben senin orada ne demek istediğini anladım ve gerçekten çok ayıp ediyorsun. Haberin olsun. Burada seni linç ederdim ama senin fikrin olduğu için saygı duyuyorum. Her BTS dinleyen mal, gerizekalı, salak olmuyor ve gayet de başarılı. Ayrıca dünya çapında ünlü oldu ki sen de biliyorsun. Ayrıca kıskanma ya da kıskan kudur. Öncelikle gayet iyi yazıyorum demişsin ama hiçbir noktalama işareti göremedim ve her şeyi büyük harflerle yazmışsın. Sanırım bana bağırmaya çalışıyorsun. İkincisi, senin 22 yaşında olduğuna inanmıyorum. Çünkü 22 yaşındaki bir insan böyle bir şey yazmaz ama daha da önemlisi BTS Army Girl Fan diye bir nick almaz. Arkadaşlar bunu da açıklığa kavuşturalım. BTS ile alakalı ya da bunu dinleyenlerle alakalı bir sıkıntım yok benim. Hiç gerizekalı, salak falan da demedim bu arada. Geçen yorumlarda bana küfür eden biriyle alakalı bir yorum yapmıştım sadece. Kesinlikle hepinizin dinlediği müzik türlerine saygım sonsuz. Ama bu sizin kötü bir müzik zevkine sahip olduğunuz gerçeğini değiştirmez. Yorumlarımız bu kadardı. Bu video biraz daha kısa sürdü ve hepsine tek tek cevap vermek istemedim açıkçası. Bundan sonrası için aklımda güzel bir şey var bu arada. Küfürlü ve kötü yorumları okumaya devam edeceğim. Çünkü gerçekten eğleniyorum ve bu arkadaşlar belki utanıyordur. Gerçi hiç utandıklarını sanmıyorum ama. Ama diğer fikir şu, iyi yorumları da okumak istiyorum. Sizden gelen iyi, duygusal yorumları da okumak istiyorum. Ona dair bir seri de yapmak istiyorum. O zaman bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.